bugünkü gibi hatırlıyorum. Ben aynen o gün şu kelimeyi kullandım. Biz yapacaklarımızı da yaptıktan sonra konuşuruz dedim. Başarı bir vaatte bulunmayız. Hiçbir zaman da bulunmadık. Ben seçimi kazandıktan sonra 4 yıl içerisinde ilk olarak genel başkanımız bana bir laf dedi. Dedi ki, bak başkan dedi, seçildin, Allah hayırlı etsin. Yalnız seçilmiş bir şube başkanı veya sendika temsilcisini 3 şeyi unutma dedi. Bir dedi, işi seni sevmez. 2 dedi, ailen seni sevmez. 3 dedi, işveren seni sevmez. Bunu sakın unutma dedi. Evet, ben bunu yaşadım. İşçiye bir arıyorsun, niye 2 almadın? 2 arıyorsun, niye 3 almadın diye. Kesinlikle seni sevmez. Ailemizde yaşadık. Çünkü ben temsilcilerimi arardım. Ya benim çocuklar hastaneye geliyor, ona bir yardımcı olabilir misin? Ama şahsım olarak üyem için, temsilcilerim de bilir, acillerde koltuk üzerinde sabahladığımız temsilcimizin hastası veya üyemizin bir hastası gelmiştir şehir dışında. Acillerde sabaha kadar başını beklediğimiz olmuştur. Kendi çocuklarımızı götürmemişiz. Bunu da yaşadım. Doğrudur. Kurum amirleri sevmez. Evet. Çünkü sendikacı gittiği zaman kesin bu bir şey isteyecek, üyelerine bir şey isteyecek diye sevmez. Bunu da gördüm. Biz bu süreçte 20-25 yıldır Erzurum şubesi olarak 333 üyeyle şeye girmiştik. Seçime. Seçimden işte bu 4 yıl oldu. 4 yıl içerisinde bu 300 üyeyi, 330 üyeyi 1500 üyeye çıkardı. Bu genel merkezimizin desteği, üyelerimizin Türkiye Sağlık Şehir Sendikası'nın benimsemesi, güvenmesi. Tabii hem bizim başarımız, hem yönetimimizin başarısı, hem sendikamızın adı, güvenilirliği bizi bu seviyelere getirdim. Bu süreçte iş yerlerimizde temsilci odalarımız yoktu. Temsilci odaları açtık. Üyelerimizin kimlikleri yoktu. Kimliklerini çıkardık. Bir mesaj sistemi oluşturduk. Burada iyi günlerinde, kötü günlerinde üyelerimizin birbirlerinden haberdar olması için iletişim ağı kurduk. Ondan sonra tüm hasta ziyaretlerimiz, düğün ziyaretlerimiz ve yaptığımız toplu iş sözleşmeler üyelere bir güven verdi. İnsanlarla birebir diyalogumuz, insanlara temasımız, sendikacılık artık ne safhada, sendikacılık nedir? Bunun Doğu Anadolu'da aslında fazla bilgisi de olmadığı için biz 4 yıl içerisinde bunları aşıladık.